Seven Toddler Challenge'ımızın 3. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buranın dağınıklığı ne böyle? Ay. Çok kötü. Evet, durumlar gerçekten şu anda çok kötü. Oyunu daha başlatamadım bu arada. Başlatacağım. Burası dolmuş zaten. Dolmuş taşmış. Bunu böyle yere atalım en iyisi. Hatta neyse, tamam. Kadın daha tam uykusunu alamadı ama Helena birazcık kötü koktuğu için, duşa ihtiyacı olduğu için uykusundan uyandı. Anita'yı da uyandıralım ve oyunu başlatıyorum. Tamamdır. Gelelim birazcık Helena ile ilgilenelim. Diğer toddlerlarımız zaten şu an uyuyor. Onların durumları ne hiç bilmiyorum. Toddler care yapalım. Onun bir altını değişelim. Bezimizi bir değişelim en iyisi. Helena, çok kötü durumdasın. Hem uykun var hem pissin. Senin bir skillerine bakayım bu arada ben. Harekette güzel. 3 olmuşsun ama diğerleri hep 1'de kalmış senin. Ya şu kadının vücuduna bakın. Hiç 7 çocuk yapmış gibi bir vücudu mu var? Sonra Helena'yı kucağımıza alalım. Ve buraya getirelim. Ricky felaket derecede aç uyandı. Hemen ona yemek çıkartalım dolaptan. Şuraya koyalım. Ricky gel sen bundan birazcık ye. Helena'ya lütfen yıka artık. Helena'yı birazcık yıka. Tamam senin de çok uykun var biliyorum ama siz nasıl duruyorsunuz ya? Bu nasıl bir bak. Ne yapıyorsunuz acaba? O dudaklar ne? Ay nasıl kokmuşsun? Yeşil yeşil dumanlar çıkıyor popondan. Helena, sen annenden onu bir iste bakalım. Evet. Evet anne bana lütfen artık bir duş aldır. Koktum diyor. Ricky. Ricky'nin de bir skillerine bakalım. Tamam. Marco da uyandı. Marco da aç uyandı. Marco'ya da şey yapalım. Tessa da tabii ki de uyandı. Hepsi aynı anda uyanıyor ya. Biraz uyuyun. Tessa. Sen de gel yemek ye. Şimdi yine şöyle yapalım. Burada artık bir çamaşırları da yıkasak iyi olacak galiba. Tamam, en azından yıkıyorsun bunu. Güzel. Helena'nın galiba uykusu vardı. Aynı zamanda evet. Ve aynı zamanda aç. Ama Helena bence git. Evet, tamam. Kendin gidiyorsun zaten uyumaya. Güzel. Sen kahve içeceksin. Tamam iç. Ricky gay en iyi durumda Ricky şu an. Ricky'nin bir skillerine bakalım. Tamam. Ricky sen birazcık etrafta birazcık koşuştur. Hareket skillini senin birazcık daha yükseltelim. Burada gene tabaklar birikmiş. Bunları gene ben mutfağa koyacağım. Tamam neyse git oyun oyna. Sıkıntı yok.
Tamam. Bence bir yandan artık şu çamaşırları yıkayalım. Sen o çamaşırları yıka artık. Ay, senin de çok uykun geldi. Tamam. Hiçbiriniz gidip kendiniz tuvaletinizi yapamıyor musunuz ya? Ay, çok kötü. Gerçekten çok kötü. En azından tuvaletlerini yapabilselerdi bizim için çok iyi olacaktı. Ay, nereye gittim? Tamam. Hepsini al, hepsini al. Her şeyi yıka. Bu da var. Tamam. Kadın, bence sen kahve içme. Sen birazcık burada uyu. Senin birazcık bir enerjini yerine getirelim. Bryant aç. Tamam, o yemek almaya gidiyor. Ricky, sen oyun oynuyorsun. Aferin. Tessa, gel sen de burada oyun oyna. Sen de iyi durumdasın çünkü. Paris, sen de kokmuşsun Paris. Sen de annen uyanana kadar en azından şu ördekle oyna. Sen artık altına yap ya. Yap yani. Senin çok tuvaletin gelmiş. Bezini kullan. Yapacak bir şey yok. Bez kullanacaksın yani bezi. Çünkü annemiz şu anda çok uykusuz. Yolda bayılacak yoksa. Biz bunu açmadık mı? Aferin sana Anita. Neyse, uyanınca şey yaparsın. Tamam. Ay, sen çok sinirlendin. Biraz da kardeşinle konuş. Anita, biraz daha uyu. Yapacak bir şey yok, uyuyacaksın yani. Ama hepsi felaket derecede pislendi. Aslında bakıcı mı çağırsam diye de düşünmüyor değilim. Sen de gel burada bir yemek ye. Kardeşinle birazcık konuş. Senin birazcık konuşmaya ihtiyacın var. Ay, çok kirlenmişsin. Tamam Anita, kalk artık. Şu kendini çok gergin hissediyor Anita. Çamaşırları bir başlat. Sonra Paris. Paris'in bir altını değiş. Bezini değişelim Paris'in. Sen birazcık kardeşinle konuş. Favori rengi hakkında sor bakalım. Favori rengi neymiş onun? Biz beraber oyun mu oynuyorsunuz? Sor bakalım o favori rengini sor Ricky. Tessa. Tessa'nın favori rengi neymiş? Sen neden bu kadar üzüldün gene? Konuşun. Beraber birazcık konuşun. Evet. Beraber bir kumdan kale yapın. Banyomuz nerede? Başım dönmeye başladı. Gel annenden banyo iste. Sen niye buraya kadar geldin ki? Senin çok uykun gelmiş. Tamam. Gel burada uyu. Senin birazcık eğlenmeye ihtiyacın varmış. Sen gel buradan
Kelebekle oyna. Birazcık kelebekle oyna sen. Ricky. Sen tek başına tuvalete gidebiliyordun galiba. Aralarında tek başına tek sen kendin tuvalete gidebiliyorsun. Tamam, boş ver. Çünkü çok sıcak. Hava çok sıcak olduğu için öyle oldu. O zaman eve gel. Sen daha of çok yol varmış. Bayağı da yürüttük çocuğu bu sıcakta. Senin de hijyenin bitmiş. Ama sen de o sıra birazcık oyun oyna. Ya bununla oyna. En azından ya niye buradan öyle oluyor? Onu bir türlü anlayamadım. Şimdi bir pick up yapar mısın? Buradan geçemiyor. Ama tek başlarına geçebiliyorlar. Çok garip. Ya bu gidememe olayını bir türlü hala çözemedim. Ya neden götüremiyor? Götürebilse aslında bu kadar sıkıntı olmayacak. Her seferinde oraya gidiyorum, oraya gidiyorum, oraya gidiyorum. Bu gerçekten çok yorucu. Hava da çok sıcak. Onun da etkisi var. Hani simleri iyice böyle bir sıcaktan şey oldu. Evin klimasını da açmayı unuttuk galiba. Ben şey yapacağım. Şurayı açacağım şu şekilde. Bunu da kaldır, bunu da kaldır. Bunu da kaldır. Tamam, en azından şöyle ortada kalsın. Şuna bir bakayım. Yani evet, bu normal. Şöyle yapalım. Şunu satayım. Sizi şöyle yer değişeyim. Şuraya alalım bunu. Tamam. Şimdi bir daha bir deneyeceğim. Eğer olmazsa ne yapacağım hakkında bir fikrim yok. Şimdi bir dakika. Senin yanında. Ay uyumuş Paris yerde. Paris kokuyorsun ama. Paris kokmuş. Kokulu kokulu uyuma. Kalk. Yerde uyuyakaldı. Konuda bu havada sıcak. Bu sıcakta uyunur mu öyle? Hepsi kokuyor. Hepsi kokuyor. Sen gel bunu stack yap. Evet, galiba oradan geçemedikleri için oluyor. Daha değil. Sen de bir stack yap. Bakalım yaptırabiliyor mu? Evet. Ya oraya gidemediği için ya da oradan çıkamadığı için de emin değilim. Ama en azından sorunu düzelttik. İnşallah da başka da bir sıkıntı çıkmaz bu duş konusunda. Tamam. Paris aynı zamanda acıktın. Attention'a da ihtiyacın var. Ama neyse birazcık bunlar en azından doluyor. Evet çok güzel yemeğimiz bitmiş. Dolapta bir şeyimiz var mı? Ne olur dolapta bir şeylerimiz olsun. Güzel. Tamam. Paris gelip buradan yemek yesen. Oyunu bir daha bir durdurdum. Brian'ta da bir duş verelim. Duş verelim. Duş aldıralım. Brian. Annenden duş rica eder misin? Duşa ihtiyacın olduğunu annene söyle.
Sen de birazcık üzülmüşsün. Dışarı çıkma, dışarısı çok sıcak. Gel buradan oyuncakla oyna. Mr. Blue ile oyna. Tamam, Bryant'ı da yıkayacağız. Bryant'ın da birazcık böyle konuşmaya ihtiyacı var. Neyse, kardeşler arasında onu hallederiz. Ama Anita da kötü durumda. Sen de çok kirlenmişsin. Sen de yavaştan buraya yürü. Marco. İsimlerinizi öğreneceğim. Bazılarının ismini öğrendim. Bazılarının ismi artık böyle bir karışmaya da başladı. Marco sen yürü. Birazdan onların duşu biter. Aslında eve bir hizmetçi çağırabilseydik iyiydi. Evi de bir temizlerdi. Tamam Marco sen annenden duş rica et. Tamam güzel. Sen gel birazcık o seni sen altına mı yaptın gene? Tamam güzel. Marco yıkanıyor. Kendini kirli hissediyorsun. Peki. Ay çok mu sıcak? Evet bence de çok sıcak oldu ama termostatımızı açmadık galiba biz. Tamam neyse. Kadın onu bir yapsın. Sonra şurada bir tuvaletini yapsın. Kendini de birazcık bir düzeltelim. Sen gel kardeşine birazcık konuş bakalım. Tamam. Senin durumun şu an çok iyi oldu. Sen etrafta birazcık koşuştur. Paris çok sıcak geldi. Paris'e de. Paris tuvaletini yapabiliyor musun? Sen de mi öğrenememişsin? Tamam Paris gel uyu o zaman sen birazcık. Tamam ben şimdi termostatı ilk işim termostat açmak olacak. Çünkü hava felaket sıcak. Şunu açalım hemen. Sonra eve bir hizmetçi çağıralım. En azından 1000 küsür simelyanımız var. Evi birazcık temizler. Hayır, servis yapalım. Çok sıcak olduğunu biliyorum. Tamam, şimdi hepiniz rahatlayacaksınız. One time'lık bir şey yapalım. Tamam. Şimdi sen iyisin, sen iyisin. Senin uykun var sadece. Tamam. Sen yemek yiyorsun. Güzel. O zaman şöyle yapalım. Kadına hemen bir yemek yaptıralım. BLT yap. Ricky. Ricky. Sen de yavaştan gel bence. Uyu. Uykun azaldı çünkü. Anca gelirsin. Tamam sen uyuyorsun. Marco sen de gel uyu. Sen de gel uyu. Ricky'ye dedik zaten. Bryant'ın durumu biraz daha iyi. Helena uyuyor. Kristin'in de duşa ihtiyacı var. Tamam. Annemiz bir yemek yapsın. Bu arada ben şeyi kaçırdım. Temizlikçinin ne zaman geleceğini açıkçası kaçırdım. Onu takip edemedim. Tuesday 2:30. Tamam. Gelmiş güzel. Şu an burada temizlikçi. Bu çok iyi oldu. Tamam kadın da yemek yesin. Brian dışarısı çok sıcak ve sen dışarıda mı oynuyorsun? Neyse oyna sıkıntı yok. Oynamak istiyorsan oyna. Tamam. Birazcık Christine'le şöyle bir konuş. Ve birazcık bir televizyon izlesen en iyisi.
Christine'in de duşu ihtiyacı var. Gerçi çok kötü durumda değil. Daha kötülerini gördük ama olsun. Televizyon izlemeni söylemiştim ben sana. O zaman şöyle yapalım. Haberleri izle. Sen de birazcık izle. Chris 76'ya yerleri temizlemeden gittiğinin farkında mısın? Acaba ay konuşamadım. Şunu dolaba koyalım. Ya en azından az kaldı ama bu arada çamaşırları unuttuk. Garanti onlar yıkanmıştır. Evet. Kurutmaya atmamız lazım onları. Kadın birazcık nep yapacaksın. Yapacak hiçbir şey yok. Birazcık nep yap. Sen bayağı kokmaya başladın. Ben oyunu birazcık hızlandırıyorum. Birazcık skillerimize bakalım. Çocuklarımızın skillerinin durumu ne? Gerçekten çok düşük. Yani gene çok kötü değil ama yeterli değil açıkçası. Kadın hiç mi uyuyamadım? Ben anlamadım ki ya. Gibbet. Kristine banyo yaptırman lazım artık. Çünkü koktu. Sen bezine yapma. Sen niye bezine yapıyorsun ki? Mecbur yapmak zorundaymışsın. Çok güzel. Git uyu sen de. Kadın aslında birazcık şu temizliği yani iki tane tuvaletimiz pis ama etraf gerçekten çok pislendi. Göya temizlikçi çağırdık ama hiçbir işe yaramadı resmen. Tamam. Sen de gel uyu. Kadının da artık şu çamaşırları bir çıkartırsa eğer kurutmaya koy. En azından o işi bir halledelim. Çamaşırlarımız en azından temiz olsun. Çok fazla çamaşır birikmişti. Tamam, git birazcık uyu en iyisi. Biz de o sıra bir eve bakalım. Evet, bu kokmuş. Bunu iyi hemen makineye atalım. Zamanımız hızlandı bu arada. Televizyonumuz da açık kalmış. Neyse kalsın. Sıkıntı yok. Tamam. Kadın kalk. Kadın kalk. Hemen bir ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Fish tacos yap. Bir yemek yap. Hemen hızlı bir şekilde. Kahvemiz de pislenmiş bu arada. Bunu da boşalt. Hızlı 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 hızlı. Yemek yap. Birazdan zıpırlarımız uyanır. Evet, Ricky zaten aç. Evet. Tabii ki de. Tabii ki de aç uyandı. Şöyle koyalım. Gel ya bundan hemen sen. Koş 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 koş. Senin yürüme skillin 3'te. Güzel. Tessa da çok aç uyandı. Tamam.
Aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam teyzenin hiyerarşisi de bitmiş. Aynen. Kadın ye yemeği hadi. Mal sen dürüyorsun. Buradayız, buradayız. Evet, bezleri kötü kokuyor bence de. Çünkü tuvalet eğitimini tam anlamıyla veremediğimiz için hiçbiri gidip kendileri tuvaletini yapmıyor. Hepsi de bezine yapıyor ve bu da bizim için duş aldırıp bezini değiştirmekle uğraşmamıza sebep oluyor. Tamam, annenle konuş hadi birazcık. Ona komik bir surat yap. Bubble yap. Ona favori rengini sor. Sen de birazcık annenle konuş. Bubble yap ona. Tamam, seni yıkayacağız şimdi, merak etme. Tessa'ya duş aldıralım. Tamam, kardeşinle sen konuş. Anneni bırak. Tessa çok üzgün. Helal olsun be sana çocuk. Tek başına vallahi bütün her şeyi hallediyorsun. Tessa, annenden banyo rica etsene kuzum. Anita, yıka sen de şu çocuğu artık. Çocuk koktu, yemyeşil çocuk. Çocuğun haline bak. Marco, sen nasılsın? Marco'nun da biraz tuvaleti gelmiş. Bunları hemen bu tarafa taşıyalım. Dolaba koyalım. Tamam, siz sohbet edin. Ay. Anlamadığım için bir anda bir yerlere gidiyor oyun. Anita. Evet, Anita'nın en azından durumu şu an gayet iyi. O güzel. Marco konuşma skillinde 3. seviye oldu. Bu gerçekten güzel bir haber. Kristin acıkmış. Kristin dışarıda yemek yok mu? Yok, ben hepsini bozulmasın diye kaldırdım. Sana hemen yemek çıkartalım. Gel buradan yemek al. Tamam. Şimdi. Tessa'ya aynı zamanda bir tuvalet eğitimi ver. Yapma Tessa, daha şimdi yıkadım seni. Sonra Marco'yu da buraya getir. Oley. Brian açsın ama yemeğimiz var zaten. Gelip yemek yiyebilirsin bence. Çöplere bak, taşmış. Tamam, Tessa. Tessa, bilmiyorum Tessa. Gel oyuncaklarla oyna en iyisi sen. Tamam. Sen bu arada kaçıncı seviyedesin? İkidesin daha.
Tamam, seni de yıkayalım. Tamam. Sen de etrafta koşuştur. Paris de çok acıkmış. Paris gelip buradan yemek yiyebilirsin. Şimdi senin bisikillerine bakalım. Communication moment. Tamam. Gel buradan birazcık televizyon izle. Yani gerçekten. Tamam, sen yemek yemeye gidiyorsun zaten. Tuvaleti olan, tuvaleti olan. Neyse, o zaman şu tuvaletleri bir temizleyeyim. Tuvaleti olan kadının tuvaleti var. Sen ilk önce bir kendi tuvaletini bir... Oy, ne oluyor ya? Bir oradan oraya, oradan oraya. Bak, buraya geldi bir anda. Oyun da iyicene değişik olmaya başladı. Bu arada bir yandan kedim bana sürünüyor, beni gıdıklıyor. Kızım, ne oldu kızım? Evet. Tamam. Christine'in durumu iyi. Helena'nın durumu iyi. Bryant'ın iyi. Ricky'nin iyi. Tessa'nın iyi. Paris'in kötü. Paris. Gel buradan birazcık oyuncaklarınla oyna. Ricky de birazcık üzülmüş bu arada. Tamam. Tamam. O çöpü de boşalt en iyisi sen. Sonra gel bunları temizle. Şuraya da bir mop yap. Senin birazcık konuşma ihtiyacın varmış. Kardeşinle o zaman birazcık böyle konuş. Burada kadına evi temizletelim. En iyisi. Evet, ev pis olduğu için şu an kadın aşırı derecede kendini rahatsız hissediyor. Tamam, en azından şu an biraz daha iyi durumdayız. Tamam. Şimdi sen tek başına tuvalete gidemiyorsun Helena. Annen seni tuvalete getirsin. Bryant tek başına gidebiliyor mu? Gidemiyor. Sen gidebiliyorsun. Sen de gidebiliyorsun. Güzel. Sen de gidemiyorsun. Sen gidiyorsun. Sen de gidemiyorsun. Tamam. Tamam, yeter o kadar, moplama artık. O kadar mop yeter. Ay, sen gene mi koktun? Neden bu kadar çabuk kokuyorsunuz? Ve çok çabuk acıkıyorsunuz. Bu acıkma nasıl bu kadar hızlı oluyor? Gerçekten anlamış değilim. Gel sen de yemek ye. Tamam. Paris yapamıyordu galiba tuvaletini. Aynen. Paris'i de buraya getirirsen eğer Paris de öğrensin biraz daha tuvaletini. Güzel. Paris harekette 3'e geldi. Sen ne yapıyorsun? Sen kendin gidebiliyorsun tuvalete. Güzel. Paris'i getirir misin? Paris'i. Sen hadi biraz etrafta koştur.
Burada yemek yersin. Tamam, Paris'te tuvalete götürüyoruz. Bu arada kadının uykusu gelmeye başladı. Helena, tamam Helena, artık sen gel uykuya geç. Sen tuvaletini yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Seni de buraya getirelim o zaman. Bryant'ı da getirir misin? Bryant'a da öğretelim. Neredesin Bryant? Buradasın. Tamam. Artık Ricky, Paris kendileri tuvalete gidebilecek. Bryant neden bu kadar sinirlisin acaba? Ama Bryant olmaz böyle bak. Dediğimi yapmak zorundasın. Bu senin iyiliğin için. Bu kadar benim inat etme. Senin de uykun gelmiş. Sen tek başına tuvalete gidemiyorsun. Ya gidiyorsun, güzel, tamam. Sen de yatabilirsin o zaman. Paris de artık gidebiliyor. Paris'i de yatıralım. Tessa, sen de gel yat tatlım. Ricky yemek yiyor. Ben ne zaman Ricky'ye baksam sanki yemek yiyor. Bryant, sen de uyuyabilirsin. Tamam, siz yemek yiyin. Kadın galiba uyumaya gidiyor. Artık daha fazla dayanamadı. Neyse, gitsin o birazcık uyusun. En azından şu an daha iyi durumdayız. Bu arada ışıklar otomatik de mi? Evet, otomatik de, çünkü burada Ricky varmış. Tamam. Ricky birazcık kardeşinle kamyonetler hakkında konuş. Kim kokuyor ya? Sen mi kokuyorsun? Ya anlamadığım şey, sen niye senin daha tuvalete ihtiyacın yokmuş çünkü. Sen daha tuvalete gidemiyormuşsun çünkü. Kadın nap yapma ya, normal uyu. Daha hızlı uykun. Dolar. Tamam. Favori rengini sor. Gene buralar dolmuş. Böyle yemeklerimiz de bitti büyük bir ihtimal. Kadın birazcık uyusun. Çocukları yatırıp kadına yemek yaptırma. Yaptırmam lazım. Evet, konuşun konuşun, güzel. Daha da konuş. Ona say noses yap. Oyuncaklar hakkında onunla konuş. Sen de süper hero'lar hakkında onunla konuş. Kadın biraz daha uyusun. Biz ne çok konuştunuz. Birazcık da yemek yiyin. Tamam, oyuncağınla oynama artık sen ya. Sen yemeğini yediysen uyu artık. Kristin de yatacakmış zaten. Öyle söylüyor. Tamam. Biz gene bunu çalıştırmayı unutmuşuz. Çok güzel. Cepleri de bir arayalım. O zaman bütün çocuklarımız uyudu. Bu bölümlük bu kadar yeter. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.